Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Mega Metal hisse senedinin öncelikle kap haberine, sonra bilançosuna ve tabii ki akabinde de teknik analize geçiş yapacağız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar ufak bir duyuru yapmak istiyorum. WhatsApp'ta bir kanal oluşturduk ve bu kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Paylaşım linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Mega Metal cuma günü kapanışımızı tavan yaparak kapattı. Çok güzel bir şekilde hissetimiz aslında geriye döndü diyebiliriz yani tam inişlerden sonra geriye döndü diyebiliriz. Tabii ki bunun için teknik analize geçtiğimiz zaman daha ayrıntılı konuşacağız ama öncelikle arkadaşlar bir kap haberimiz var. Kap haberimizle ilgili bir bakalım ve yorumumuzu dile getirelim. Dün saat 9'da oldu. Yani cuma günü 9'da gelen bir iş ilişkisiyle ilgili olarak bir kap haberi. Şirketimiz yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşteri ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanarak 2024 yılı sonuna kadar aşağıda özetle detaylı verilen satış konusunda taraflar anlaşma sağlanmıştır diyor. Çok güzel bir anlaşma. Bakın 2024 sonuna kadar 9 100 ton satış yapılması ve şirketin cirosuna dolar bakın dolar diyor, TL demiyor dolar toplamda 10 milyon dolar tutarında katkı sağlanması beklenmektedir. Harika bir haber arkadaşlar ve şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacağı da zaten burada belirtilmiş durumda. Yani bu kadar yüksek bir meblağa bakıldığı zaman gerçekten de şirketin önünün gitgide açıldığını söylemekte de yanlış olmaz. Yani şimdi böyle bir şirketi bakıldığı zaman yani yükseliyor yükseliyor niye yükseliyor niye yükseliyor sonra düşüşe geçiyor arkadaşlar işte adamlar çalışıyor işte ondan sonra tabii ki burada spek durumlarda olduğu için de inişler de normaldir her iniş her zaman bir kar satışı yapıldığı için yapılabiliyor ve tabii ki bir alım fırsatı da beraberine getiriyor şimdi gelelim arkadaşlar bir de bakalım şuradan özet tablosundan son çeyrek bilançosuna bir göz atalım bakalım nasıl bir bilanço gelmiş Satışlar olarak tabii ki öncelikle şunu söylüyorum 2022'nin son çeyreği ile 2023'ün son çeyreği yani son bir yıllık olarak görünüyor. Satışlar %33'lük bir artış, bürüt karda %61'lik bir artış, esas faaliyet kârında %58'lik bir artış, vergi öncesi faaliyet kârında %50'lik bir artış ve net dönem kârında %267'lik bir artış söz konusu ki harika bir bilanço görüyoruz önümüzde. Bu demek oluyor ki şirket son bir yıldır canavar gibi çalışmış. Ve bakalım son 3 aylık yani 3. çeyrekle son çeyrek arasındaki farklara baz al alacak olursak dönem varlıkların %36 artış, duran varlıklarda %12 artış, finansal borçlarda %1'lik artış ve net borçta %58'lik bir düşüş var. Adamlar borcunu da kapatıyor işte. E, güzel bir şirket ya hem satış yapıyor, hem kar ediyor, hem malzeme alıyor, mal alıyor, ürün alıyor vesaire işte duran duran ve dönen mallık alıyor. Bir anda da borcunu da kapatıyor. Harika ve öz kaynaklarda %92'lik bir artış söz konusu. Şirketimiz genel anlamda bakıldığı zaman hem son 3 aylık çeyrekteki özet bilanço tarafında yani e, bilançonun bakıldığı zaman hem de Gelir tablosu tarafından son birlik bakıldığında canavar o gibi, canavar gibi arkadaşlar. Bir şirket yani. Şimdi her zaman şunu söylemişlerdir. Her zaman dile getiriyor. Ya bu şirket bir şey olmaz. Ya düşüyor filan arkadaşlar. Ben temel analizi daha sağlam olarak bakarım. Yani teknik analizde tabii ki e, önemli mi? Önemli ama teknik analizi spekleri daha çok olduğu için gerçek değerlerini görme konusunda e, sıkıntılar yaşanabiliyor ama temel analiz birebir nokta atışı yani adamlar çalışıyor. Yani bunun üzerine bu şirketin hissesinin düşmesi vesaire bunlar tamamen tamamen al sinyali veriyor arkadaşlar aşağıdan toplan diyor. hemen gelin bir bakalım teknik analize de daha ayrıntılı konuşacağız. Dostlar teknik analize şimdi baktığımız zaman daha önce bu şirketin defalarca analizlerini yaptım. Özellikle halka arzan sonra hisse senedimizin hızlı bir şekilde yükseliş ve 65-95 tavan fiyatlarına kadar gelişini zaten dile getirmiştik. Ondan sonra arkadaşlar bir tekrar tavan arayışı yaptı ama buraya maalesef, maalesef kıramam ben burada bir sizlere fiyat tahmini oluşturmuştum. Ama bunun fiyat tahminimizi bu fiyatın üzerine geçiş yaparsa demiş geçmedi. Yani kırmızı çizgimizin üzerinde bir kapanış yapmadı. Ama hissedildiğimiz ondan sonra aşağı doğru saldı. ilk inişimizi aşağıda 45 Tekrar bir tepki alımıyla 57'ye geldi, kıramadı. Aşağı doğru geldi, 45 tekrardan 45'in hatta aşağısı 42'lere kadar bir iniş yaptı. Tekrardan bir tepki alımıyla buradaki olayımız yani bizim iniş trendimize bakıldığı zaman çizgili çizgimize bakıldığı zaman bunun üzerine bir kapanış aslında perşembe günü yapmıştı. Eğer ki bu kap haberi gelmeseydi bakın bu kap haberimizden sonra tavan fiyat yapıp bizim iniş trendimizin dışarısına bir fiyatlandırma yaptı. Eğer bu gelmeseydi buradan itibaren tekrardan hissemizin inişlerini görebilirdik ki ta ki hedefi 34 seviyelerine kadar gelirdi. Gelir miydi? Gelebilirdi arkadaşlar. Gelirdi. Şimdi bunun gelmesi demek oluyor ki şu değildir. Bu şirket artık battı gitti falan yok. E bakın şu kadar artış yapmış. E bu kadar da bir düşüş yapsın artık. Yani ben şundan bahsediyorum her zaman. Size hisse senetlerinin arkadaşlar bir şekilde soluklanması gerekiyor dinlenmesi gerekiyor, nefes alması gerekiyor. Yani burada sürekli yükselsin, yükselsin, hep yükselsin. Oldu, oldu. Yani böyle bir şey yok. Bu artış bu, sek bu şekilde eğer bir hisse senedi varsa ki çok var aslında piyasada soluksuz bir şekilde tavan tavan gidenler. Onların sonunda hazin oluyor, hüzünle sonuçlanıyor, tavan tavan çöküyor. Ama bir dinlenmeli şekilde giderse, bakın burada da dinlenmeli şekilde gitti aslında bakıldığı zaman. Ama geriye dönüşlerde arkadaşlar bu tepeleri kıramadı için yani 65-95 seviyesini kıramadığı için iki kere denedi. Ondan sonra aşağı doğru indi. Tabii ki burada inişlerinden sonra biraz da böyle panik satışlar da beraberine gelmiş. Bakın şurada bir panik satış söz konusu. Yani hızlı bir şekilde panik satış. Tepki alımı yapılmış. Arkadaşlar panik satışı devam etmiş. Durduramamışlar panik satışları. Çünkü sebebi ise işte bizim halkımızda da böyle bir şey var. Yani iniyor mu? yine işte tepeden satalım. İşte bu daha da inebilir bilen vesaire. Yani arkadaşlar yatırımın mantığında Hiçbir şekilde az al ve sat yani fiyat değişikliklerinden hiçbir şekilde etkilenmemektir. Yani etkilememeklerin kastımı şudur: fiyat değişikliği olabilir inişler ve yükselişler olabilir ve bunlara bakmamaktır. Fiyat değişikliğinden etkilenmemek, etkilenmemek demek budur aslında. Yani fiyatı düşünce hemen hızlı bir şekilde satılıyor. Fiyat artınca hemen akabinde hemen eklenme yapılıyor. İşte hisseye giriliyor vesaire. Ya bu yatırıma girmiyor arkadaşlar. Bu trading'e giriyor. Yani siz trading yapacaksınız. Ayrı tabii ki yapın yapmayın demiyorum. Ya buna hiçbir şekilde kimsenin bir müdahalesi olması söz konusu değil. Ama genel anlamda şimdi hissemiz düşüyor mu? Düşüyor. Bakın böyle bir çok hissemiz var. Yani çok örnekleri olan hisseler var. Ecos i̇şte Ekos var, Kuzey Boru var, Kale Seramik var, ya işte var oğlu var. Dolu hisselerimiz var. Geçen sene halka arz olanlar çok var arkadaşlar böyle. Ama hisselerimiz düşünce insanlarda böyle bir e, yanlış bir algı mı oluşturuyor? Ya da böyle bir şey var. Yani Birisi bir satmaya başlayınca akabinde 100 kişi de satmaya başlıyor gibi geliyor. Dolayısıyla hisselerde ister istemez düşüyor. Yani doğal, doğaldır. Ama bu demek oluyor ki demek ki hisseler bir alt tabana bir oturup sırtını dayayıp kafasını gözünü gökyüzüne baktığı zaman ondan sonra hisselere girme mantığıyla yaklaşmak daha güzel oluyor. O zaman bunu ortaya bu çıkıyor arkadaşlar. Ama bizim şimdi Mega Metal'de de aynı durumda geldi. Bakın böyle bir tepki alımı yaptı. İndi tepki alımı yaptı. Eğer ki bizim bu kapa haberimiz gelmeseydi buradan inişimiz devam edecekti. 34 seviyelerine kadar gelir miydi? Gelirdi. Şimdi hissemiz ne oldu? Kapanışımızı 50 seviyesine yaptı. Ama bizim kırmızı ne? 50.8. Bakın bunun üzerine bir kapanış yapması şart. Akabinde 57 seviyesi ve tabii ki en önemli o seviyemiz 65 seviyesi. 65 seviyesimiz eğer bir geçiş yaparsa, kapanışlar yaparsa o zaman yeni fiyatlar ve tabii ki bu tahmin ettiğimiz işte 70 77 seviyelerimizi daha da üzerine çıkar. Çıkar arkadaşlar. Şimdi 10 milyon dolarlık bir sağlaması Çok yani büyük bir şeydir. Yani e, bu 10 milyon doları ASELSAN, Tüpraş, Koç Holding yapmış olsa yaprak kıpırdamaz. Ama bu tip hisselerde, bu tip şirketlerde daha doğrusu bunların yapmış olduğu olaylar da abicim hacim düşük. Yani e, o, o ortam düşük, alan düşük, alan düşük olduğu zaman sen o kadar yüksek bir parayı Oraya sığdırmaya bak, baktım ama patlama yaptı. Tabii ki bunu söylemek için erken tavan tavan gidebilir mi? Gitmez mi? Onu bilemiyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma'ya kadar kon. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar RSI tarafımıza dirseğimizi attı bakın. Ee, dirsek atıldığı için yani buradaki alt segmentimizin üzerinde bir kapanış çizgi gördüğüm için dirsek attı diyoruz biz buna. Dirsek attığı için şimdi burada önümüzdeki hafta dediğim gibi Cuma'ya kadar kontrol edeceğiz. Cuma'ya kadar burada bir kırılma olduğu vakitte hissemiz RSI beraberinde çıkacak alacaktır. Hareketli ortalamasıyla beraber ve tabii ki maddemiz pozitife yer alacaktır. Ondan sonra hissemizi verenin Londra olur. Yani bu şekilde de yukarı doğru adımları görebiliriz. Ve bu görme durumu olur, mu? olur arkadaşlar. Yani bu her zaman yapabilecek yapacağımız bir şeydir. Yani bu olmayacak şey değildir. Yani hisseler şunun düşecek mi? Düşecek ama kendini toplayacaktır. Ama şunu da her zaman dile getiriyoruz. Borsadır. Bu ve her zaman yani şundan bahsediyorum ya. Borsa bu. Yarın neyle uyanacağımızı bilmiyoruz. Yurt içi yurt dışı. Olumsuz haberler gelirse de havalar değişirse de e, tabii ki olumsuz da borsada etkilenir mi etkilenebilir ama şu anki durum ülkemizdeki durumdan bahsediyorum havada sıkıntı yok arkadaşlar ekonomik sıkıntıdan bahsetmiyorum lütfen yanlış yere çekmeyin hemen konuşmamı. Şu anda borsanın artmasını etki olumsuzluk yapacak bir durum söz konusu değil aksine o pozitif şekilde borsanın yukarı doğru atak yapma konusunda da aslında bekleniyor. Bir seçimi de bekleniyor. Çünkü belirsizlik var seçim konusunda ama aslında seçimde bir belirsizlik de yok. Artık her şey her şeye oturmuş durumda bence. Ama şu anda hissemizin genelinde bakıldığı zaman da yani önümüzdeki cuma günü kapanışa kadar hissemizin hızlı bir şekilde yukarı doğru adımmanın yapma ihtimali söz konusudur. Geriye çekilme olursa da 45 seviyemiz yine destek seviyesi olarak aşağıda beklemektedir. Eğer 45 seviyemizin aşağısına 42'ler gibi bir sarkma söz konusu olursa da 34'de de görebiliriz. Tabii ki bakacağız arkadaşlar. Bu tabii ki 2 gün daha bir yükseliş pozitif tarafta seyrini yaparsa o zaman yukarı bir adım atarsa zaten beraberinde spekle beraber hissemiz e, hızlı bir şekilde yukarı doğru da gelebilir. Takipte olmamız gereken bir mevzu var arkadaşlar. Hissemiz gayet güzel bir şekilde kendini gösteren bir pozisyonlar silsilesi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Değerli dostlar sizlere Mega Metal hisse senedinin kap haberi bilançosunu ve tabii ki teknik analizle ilgilendim. Eğer ki yorumlarımızı ve kanalımızı ve videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Paylaşın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.